barışı isteyenlerin değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın aldığı kararı eleştirdi. Nükleer başlıklı, 16 nükleer başlığa sahip bir Amerika olabilirsiniz. Bol miktarda silahlarınız, uçaklarınız olabilir. Ama bunlar sizin güçlü olduğunuzu ifade etmez. Eğer haklıysanız güçlüsünüz. Eğer haklı değilseniz şunu bilin ki hiçbir zaman güçlü olamazsınız. Barışı isteyenlerin değil, barışı imkansız hale getirenlerin yanında duran Amerika Birleşik Devletleri, terörizmle yoğun mücadelenin yürütüldüğü böyle bir dönemde tüm fanatiklerin ekmeğine yağ sürmüştür. Kudüs kararıyla ateşlenen fitil, Amerika ve İsrail'le birlikte tüm insanlığa yönelik tehditlerin kapısını açmıştır. Bölgemizde yaşanan diğer sorunlar, Filistin meselesini bize ve insanlığa asla unutturamaz. Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan ülkeleri, Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkent olarak tanımaya davet ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı. Buradan uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri, Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Artık daha geç kalamayız diyorum. İslam ülkeleri olarak başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin devleti talebinden asla vazgeçmeyeceğiz. İsrail askerlerinin Amerika'nın Kudüs kararını protesto eden Filistinli kardeşlerimize uyguladığı zulmü lanetliyoruz. Bu vesileyle Filistin davasının tüm şehitlerini rahmetle anıyoruz. Müslümanlara düşen görev her hal ve şart altında Kudüs'e sahip çıkmaktır. Ülkemizdeki ve dünyanın her yerindeki tüm kardeşlerimizden imkan ve fırsat buldukça Kudüs'e gitmelerini, Harem-i Şerif'i ziyaret etmelerini özellikle istiyoruz. Çünkü orada... Alınan bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Aralık Cuma günü İstanbul'da ele geçirilen 123 tüp kobra yılanı zehirinin ardından geçtiğimiz pazartesi günü yapılan operasyonla rekor seviyede kobra zehri daha ele geçirdi. Yurda yasa dışı yollarla kobra zehri sokulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan kaçakçılık polisi, bahçeli evlerde takibe alınan bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 30 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenilen 1725 adet cam tüpe doldurulmuş kobra yılanı zehri ele geçirildi. Suriye üzerinden yurda sokulduğu öne sürülen zehri piyasaya sürmeye çalışan EÇ adlı zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen yılan zehrinin Türkiye'de bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi. Kimyasal silahların üretimiyle kanser tedavisine kadar pek çok alanda kullanılan ve dünyanın en pahalı sıvısı olarak bilinen kobra yılanı zehriyle ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'ın ölümünün ardından ortaya atılan ihmal tartışmaları, her göğüs ağrısı kalp krizi midir sorusunu akıllara getirdi. Tartışmalar üzerine kardiyoloji uzmanı Doktor İsmail Erdoğu, benzer vakalarda neler yapılması gerektiğini değerlendirdi. Daha önce geliyor ne yazık ki ölüm sebebi olarak. Onun için göğüs ağrısı kişilerde meydana geldiğinde bu konuda çok dikkatli davranmak gerekiyor. Acil servislere müracaatlar esnasında tabii ki ilk yapılacak şeyler belli. Birçok hastanede de bu rutinler oluştu artık. EKG'si çekilip kanlarına bakılıyor. Hastaların ağrısı sorgulanıyor. Bunun bir kalp ağrısı mı yoksa başka bir nedene mi bağlı olduğu? Çoğunlukla ilk yapılan tetkiklerinde hastaların tanısı konuluyor. Ama bununla beraber bazı hastalarda her şey normal olmasına rağmen yine de kalp hastalıkları olabiliyor. Bu nedenle gittiği hastanede de doğal olarak bir takım rutinler yapılmış.
hastaya gereken şeylerin uygulandığını görüyoruz. Ne yazık ki şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Acillere müracaat eden göğüs ağrılarının neredeyse sadece %10'u kalple alakalı şikayet. Uzman doktor Erdoğan özellikle göğüs ağrılarında hastaların hastaneden ayrılmakta aceleci davranmamaları gerektiğine vurgu yaptı. Göğüs ağrısıyla gittiklerinde hekimlerin kendilerine biz sizde takip yapacağız, EKG'lerinizi göreceğiz. Hatta gerekirse evet bir şey çıkmadı ama biz sizi müşahede edeceğiz, yatıracağız. Bir gün izlememiz gerekiyor dediklerinde çok inatçı davranmamalarını, hastanelerde kalmalarını, hastaneleri sevmelerini, hastaneden bir an önce kaçılacak yer değil aslında şifa bulmak için gittiği yerler olduklarını unutmamalarını istiyorum. Erdoğan kalp rahatsızlıklarının kader olmadığını, önceden alınacak tedbirlerle önlenebileceğinin altını çizdi. Kalp hastalıkları kader değil. Aslında kişilerin yaşamış olduğu yanlış beslenmeler, yanlış bir takım davranış tarzları, yaşam tarzları bunlar kalp hastalığını başlatan, geliştiren, sonlandıran nedenler. Sigara içiciliğini artık hiç kimse tavsiye etmiyor. Bu konuda bilinç ciddi oranda oluştu. Sadece hastalarımız halen daha şikayetleri olduğunda nereye gidecekler, ne yapacaklarını, gitmeleri gerekip gerekmediği konusunda fikir sahibi değiller. Ben şunu tavsiye ediyorum. Uzun yıllar sigara içmiş, şekeri tansiyonu olan insanlar, yaş olarak artık yaş sınırımız çok düştü, 30 yaşın üzerindeki insanlar, ailesinde kalp krizi geçirmiş insanlar, ani ölümler varsa ben bu kişilere herhangi bir şikayet başlamadan illa bir şeyin olması gerekmiyor, kardiyoloji muayenelerini tavsiye ediyorum. Efor yapabilecek düzeydeki insanların koşma testini yapmalarını tavsiye ediyorum. Tetkiklerden kaç... Seydi Kemer ilçesinde bir vatandaş tarafından açlıktan bitkin halde bulunan Şahin, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde tedavi altına alındı. Kıncılar Mahallesi Akbük mevkiinde bir vatandaş tarafından hareketsiz halde bulunan Şahin, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne getirildi. Hayvan Bakım Merkezi veteriner hekimlerinden Hüseyin Cangarı'nın yaptığı muayenede herhangi bir yaralanma tespit edilemeyen Şahin'in aç kaldığı için uçamadığı tespit edildi. Halk tarafından bulunup bize getirildi. Herhangi bir kırık ya da ona benzer bir yarası tespit edilemedi. Burada tedavisi yapıldıktan sonra biz Milli Park'a teslim edeceğiz. Oradan sonra iyileştikten sonra tabii doğaya bırakılacaktır. Yemesini düzeltebilirsek bir hafta içerisinde kendine gelecektir. Çünkü şeyinde bir şey yok. Yani hareketliliğinde ve diğer vücut fonksiyonlarında herhangi bir durum yok. Uçmaya devam edecektir eğer durumunu düzeltirsek. Şahin'i bulan Adem Aykırı, arazisinin yanında Şahin'i hareketsiz halde bulduğunu söyledi. Yaralı olduğunu düşündüğümüz için ilk birinci gün kendi imkanlarımıza tedavi etmeye çalıştık. Lakin daha sonra kanatlarım uçamayınca yetkililere haber verdik. Bugün de sağ olsunlar Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'nda yetkililerimiz Şahin'e ilk tedavisini yaptılar. Verdikleri bilgiye göre de takriben bir hafta içerisinde tekrar doğaya salınabileceğini söylediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl bugünlerde fiyatı 40 liradan satılan denizlerin prensi olarak anılan lüferin fiyatı 150 lirayı bulurken adeta gram altınla yarışa girdi. Av yasaklarının sona ermesine rağmen olumsuz hava koşulları ve denizlerdeki balık azlığı sebepleriyle balık fiyatları adeta cep yakıyor. Tamam fırtınalar vardı ama şimdi balık soğuk iklimde olduğu için kış balığı lüfer olsun, hamsi olsun, istavrit olsun şu an Ukrayna sınırlarına kaçtı. Nedeni Rusya sınırlarında. Orada soğuk iklim olduğu için hamsi oraya göçmüş. Burada da artık az olduğu için, Karadeniz'imizde az olduğu için soğuklar olmadığı zaman balık yükseldi yani. Denizlerin prensi olarak anılan ve geçtiğimiz yıl bugünlerde 40 liraya satılan lüferin fiyatı 150 lirayı buldu. Fiyatının 150 lirayı bulmasıyla birlikte lüfer 153 liradan satılan gram altınla adeta yarışır duruma şimdi geldi. Şimdi şu an hamsi 20 lira, istavrit 20 lira ama bekliyoruz bakalım o
biraz hamsi düşebilir ama lüfer çino kovu birazcık zor. 150 lira kilosu. Tabi İstanbul'da 70 lira. Sarıkana çinokop ama az olduğu için. Gram altın fiyatına lüfer balığı satıyoruz şu an.